Diyorum yani bunlar bırak. Daha bir sürü detay var da. Ya kardeşim zaten mektup var. Mektubu kimse reddetmiyor. Yani Vahdettin'in Harington'a yazdığı mektup orada da. Kendi el yazması çünkü. Ya daha ne konuşuyorum abi? Niye tartışıyorsun? Bırak ya. Gel seçimi konuşalım. Gel rezaleti konuşalım. Gel Sedat Peker'in şeylerini konuşalım. Atıyorum. Başka bir şey konuşalım. Bir sürü hikaye var ya. Evet. Bir sürü evet. hikaye var. Niye yorayım ben kendi vatandaşım? Evet kendi biz vatandaşım? Mesela sevgili Namık şunu söylemek istiyorum. Biz bugün burada bu akşam burada yani bakın bir hafta 10 günde gündem nasıl değişiyor? Biz Vahdettin ve Atatürk meselesini konuşuyoruz. Yani kimin haddine yani Atatürk'e laf söyletmek de Vahdettin'i işte kahraman ilan etmek. Yani bunlar böyle çok köpük tartışmalar aslında. Hani bizim bu akşam burada gerçekten şunu konuşuyor olmamız lazımdı. Yani Cumhurbaşkanı'nın, bakın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, eski başbakanın danışmanı, yani artık en üst siyasi mertebe bunlar. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım işte başbakan. Bunların danışmanları, bakın Cumhurbaşkanı ve başbakan danışıyor bu insanlara. Bu insanların adı korkunç rüşvet, kara para aklama iddialarına karıştı. Borsa yani daha ne olabilir? Evet. SPK başkanı. Hala Ali Taşkesenoğlu SPK başkanı bildiğim kadarıyla. Ve hiçbir hala soruşturma açılmadı. Bir soruşturma yok. Evet. Taşkesenoğlu. 3 ay önce SPK başkanlığından ayrılmıştı. Şu anda Erzurum milletvekili. Hala hakkında bir ihraç, bir disipline sevk, bir soru önergesi, bir savcılık tarafından açılmış soruşturma yok. Belki büyükelçi yapılır. Yani niye yok? Hayır ne i̇şte olur yata el kondu mu? Onlara hiçbir şey bilinmiyor. Yata el konuldu mu? Bir tane günah keçisi yani, seçildi orada. Danışman damat. Bakın saraya kadar sirayet etmiş artık en tepe nokta. Yani saraya sen ben giremeyiz ama rüşvet girmiş. Biz söyledik işte artık Sedat Peker sarayın koridorlarında dolaşıyor. Yani odayı açıyor, orada o var. Onun hakkında söylüyor bugün. Ertesi gün gidiyor bir kapıyı daha açıyor. Orada başka biri çıkıyor. İddia diyenlere de şunu söyleyeyim sana bırakayım sözü. İddia diyenlere de veri koyacağız ortaya. Veri ne biliyor musunuz? Bakın Sedat Peker'in söyledikleri doğru mu değil mi diye tartışmayı bırakın. Veri var, veri. Türkiye artık gri listede. Bu AK Parti iktidarının utancıdır. Ülkemizi gri listeye soktular. Gri liste ne demek biliyor musunuz bir ülke için? Hicap duyulacak, utanç duyulacak bir durumdur. Sana diyorlar ki sen teröre destek veriyorsun ve kara para aklıyorsun. Ve bakın ülkeye giren kaynak, paranın önemli bir bölümü nereden geliyor belli değil. Evet, o çok önemli. Ülkeye o çok önemli. Sıcak para giriyor ve nereden geldiği belli değil. Aslında sen ben biliyoruz nereden geldiğini de burada ifade edemiyoruz. O yüzden gri listeye sokuluyor Türkiye. Kara para aklama ne demek? Bunun içinde insan ticareti var, bunun içinde uluslararası uyuşturucu ticareti var. Bunun içinde teröre destek var, bankalarımız, rüşvet var, kamu bankamız yargılanıyor. Var. Gri pasaportlar var. Evet, gri pasaportlar var. Özel pasaportlar yani, var. Önemli bir hikaye. Şu devletin verdiği gri pasaport evet. insan kaçakçılığının malzemesi oldu. Nasıl kullanıldı, gidildi. Evet. Şimdi mesela Schengen vizesi verilmiyor ya. Ben şeyden yabancı medyadan okudum. Diyor ki, nerede okudum yani ya Batı'da ya Arap medyasında. Ya diyor ki yani Schengen vermemesinin nedeni yani anlaşma yapıldı da uymuyordu değil. Çünkü Batı diyor ki abi sen zırt pırt herkese vatandaşlık verdin. Dolayısıyla sen IŞİD'ciye mi, Nusra'ya mı, Ahmet'e mi, Hüsnü'ye, Ali'ye mi kime verdin? Evet. Dolayısıyla ben bilmiyorum. Evet. Yani diyelim ki Türk vatandaşı gitti, Türk pasaportuyla Almanya'ya gitti, Schengen istiyorum parası.